Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Biraz sorun yaşadık. O yüzden geç kaldık böyle. Evet. Kusura bakmayın. Hem siz hem de bizi bekleyen izleyicilerimiz, onlardan özür diliyoruz. Evet. Biraz bağlantı kurmakta zorluk çektik yurt dışında olunca. Evet. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz hocam, çok şükür. İşte evden çıkmıyoruz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun, hamdolsun. Bizler de iyiyiz Allah'a şükür. Biz de aynı sizin gibi. Yani burada da belli serbestiyet oluştu bugünlerde. Yavaş yavaş çıkıyoruz biz. İnşallah hocam. Şimdi size öncelikle hocam programdan bahsetmek istiyorum. Daha sonra soru cevap şeklinde ilerleyecek programımız. Tabii. Programımız Genç TYB olarak Ramazan ayının her haftasında belirli konularda sizin gibi değerli hocalarımızla söyleşiler yapmak ve boş durmamak, yani oturduğumuz yerde boş durmamak amacımız. Bu yüzden sizin gibi değerli insanlarla böyle bağlantılar kurmaya çalışıyoruz her hafta. Bu haftada konumuz Orta Asya ve Kırgızistan. Bu konuda da işte sizinle konuşacağız. Öncelikle sizin hakkınızda biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlarıma. Daha sonra da sorularıma geçeceğim. Tabii, buyurun lütfen. Profesör Doktor Mustafa Orçan Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra lisansını Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde çalıştı ve halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kadrosunda olup Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde bulunan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekilliği görevini yürütmektedir. Ayrıca kısa bir süreliğine Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Dünya Çocuk Zirvesi, Geleceğin Şehirleri, 21. Yüzyılda Türkiye'de Bilim Politikaları ve en son 2019 yılında Kazakistan'ın Oş şehrinde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Profesör Doktor Fuat Sezgin Anısına Orta Asya Alimleri Sempozyumunu koordine etmiştir. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Ulaştırma Bakanlığı, TOKİ, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Manas Üniversitesi gibi kurumlarda projeler yürütmüş, yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak yer almıştır. 2016 ve 2018 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. İlgili bakanlıklara yapmış olduğu şehircilik, ahlak ve aile şuralarına katkıda bulunmuştur. Bunun dışında çalışma alanları, kültür ve medeniyet, gündelik hayat, şehir sosyolojisi, tüketim toplumu ve sosyal politika gibi alanlardır. Bunlara eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mıdır hocam? Teşekkür ederim. Bu kadar yeterli zannediyorum. Peki hocam. Müsaadeniz varsa sorulara başlıyorum o zaman. Lütfen, buyurun. Öncelikle genel bir soru sormak istiyorum hocam. Kırgızistan'da Ramazan ayı nasıl geçiyor? Yani Türkiye'de var olan uygulama ve adetlerden ne gibi farklılıkları var Kırgızistan'ın? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikli olarak hem sizleri Türkiye Yazarlar Birliği'ne, özellikle Genç Türkiye Yazarlar Birliği'ne, ayrıca bizi takip eden, şu anda birlikte olduğumuz bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdi Kırgızistan tabii ki Orta Asya'nın eski en önemli devletlerden biri, her ne kadar küçük olsa da. Burada tabii ki Sovyetler döneminde yaşamış bir ülke. 91 yılında bağımsızlığını kazanmıştır Kırgızistan. Dolayısıyla çok genç bir üniversite, bir devlet. Bu yüzden de buranın adetleri Sovyetlerin özellikle baskısı altında kendisini özellikle o zorlu süreci saklayarak yaşatmış ve günümüze kadar getirmiştir. Tabii ki bunun günümüze gelene kadar ciddi anlamda bazı zorlukları da olmuştur. Onu da hemen belirtelim. Bu bakımdan Kırgızistan'a baktığımızda bayramlar, evet, Türkiye'deki gibi genelde birbirinize davetle oluyor. Tabii koronavirüsten dolayı bu davetler oldukça sınırlı. Hatta toplu
özellikle yemek adetleri falan söz konusu değil. Ama bundan önceki durumlara bakıldığında o güzel bir gelenek var. Mesela iftardan sonra çocuklar tek tek evleri gezerler. Onların camaranzan dedikleri, camaranzan, Ramazan. Yani C burada Y olarak kullanılacak. Ya Ramazan ya da Ey Ramazan şeklinde manileri var. Çocuklar, belli yaştaki çocuklar akşamları toplanırlar. 5 veya 10 kişi ve tek tek evleri gezerler. Tabii ki özellikle kuzeyde değil de güneyde çok daha fazla yaygın. Ama kuzeyde de, yani şu andaki Bişkek kuzey tarafındadır. Orada da belli adetler var ve gittikleri evde kapısını çalarlar kapıdan ve onları selamlarlar, bir karşılama yapılır. Ondan sonra kendileriyle ilgili ne kadar uzaktan geldiklerini, önceden atla, eşekle gelirlermiş. İşte onlardan evet. bahsederler, ne kadar zorluk çektiklerini, terlediklerini ve daha sonra da onlara dua ederler. Özellikle ev sahibine güzel dualar yapılır. Ve o da şeker, para, artık ne varsa onları ikram ederler ve o şekilde dağılır. Dolayısıyla böyle ilginç, güzel gelenek var. Bu ama Ramazan'ın 15'inden sonra olur bu durum. Evet. Burada ilginç bir şey var. Türkiye'nin belki alışık olmadığı bir durum. Bu insanların bazıları oruç tutmaz ama oruç tutan insanı iftara çağırır. Böyle bir gelenek de var. Çok güzel. Bizde mesela belki bu utanılır, onun için yapılmaz ya da bilinçli olarak her neyse yapılmaz. Ama burada kendisi tutmaz ama tutana da saygı gösterir. Onu yemeğe davet eder. Ve bu şekilde bir toplumsal huzura, barışa katkı sağlanır. Evet. Evet, yani bu gelenek var. Mani geneliği zaten. Yani mani demek bir ölçüde ilahi demektir. Çocuklar ilahilerle bu şekilde gezerler. Hatta geçen bir arkadaşı, yine bölümden bir arkadaşı dinlemiştim bu konuyla ilgili olarak. Sadece evlerde değil, yoldan geçen arabalara da aynı şekilde durdurup çocuklar maniler söylüyorlar ve onlar evet. da hediye veriyor. Yani böyle bir güzel gelenek var. Çok güzelmiş hocam gerçekten. Evet. Peki hocam, Kırgızistan'da koronavirüs sürecini bize anlatır mısınız? Oradaki vaka sayısını, salgınla mücadele nasıl yürütülmekte, bunlar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki, yani şu anda bildiğim kadarıyla 15 civarında vefat olayı var. Ve 1300 civarında da vaka sayısı var. Yani oldukça düşük. Burada Kırgız devleti ilk başta çok ciddi önlemler aldı. Aslında Çin sınırına yakın, yani komşu. Bunu belirtmemiz lazım, Kırgızistan'ı. Belki izleyicilerimiz bilmiyordur. Kırgızistan Çin'e oldukça yakın. Fakat ilk dönemlerde çok burada ticari ilişkiler söz konusu. Dordoy Pazarı diye bir pazar var. Bir dönem burada en büyük pazarlardan biri. Halen de öyledir. Yani güçlü pazarlardan biri. Türkiye'den, Avrupa'dan ve özellikle Çin'den çok çeşitli mallar gelir. İşte bu sıralarda, evet. Mart'ın zannediyorum başlarındaydı, bu sınırı kapattı. Ayrıca diğer önlemleri de şu şekildeydi. Mesela biz bu yakın döneme kadar zannediyorum 11-12 Mayıs'a kadar bulunmuş olduğumuz, kıyamet etmiş olduğumuz yerden ancak 1,5 kilometre uzağımıza gidebiliyorduk. Yani ihtiyacımızı karşılayacak kadar bakkala veya manava gidebiliyorduk. Fakat şu anda serbestiyet tanındı. Hatta o dediğim zamanlarda semtten semte gitmek yasaktı. Diğer evet. yani Kocaeli'den Kızılay'a gidemezdiniz. Yani şehrin içerisinde bile bariyerler vardı Bişkek'te. Hem şehirler arasında engel vardı, hem de şehrin kendi içerisinde, semtinde. O halk kanunu ilan edildiğinden dolayı. Bunun sebebi ne diye bakıldığında, kendi içerisinde tutarlılığı var. Çünkü burada hastane imkanları, yatak sayısı falan oldukça az. Bunu evet. Kırgız devleti, hükümeti daha katı önlemler alarak bunu sağlamaya çalıştı. Yani şu anda görünen de sağlıklı bir şekilde yürüyor. Akşamları yine yasaktı. Şu anda serbest hale geldi. Evet.
Yani genel olarak söyleyeceğim şeyler bunlar koronavirüsle ilgili. Yani ilk başta alınan sert önlemler aslında gayet iyi sonuçlar vermiş gibi görünüyor hocam. Evet, bu biraz da herhalde Sovyet geleneğinden olsa gerek. Çünkü Sovyetler Birliği'nde biliyorsunuz katı kurallar vardı. O katı kural burada bir ölçüde işe yaramış oldu. Tam onunla ilgili bir soru soracaktım hocam ben de size. Hani siz uzun süredir orada yaşıyorsunuz ve oradaki yaşama, öğrencilerin bakış açılarına şahit oldunuz. Sovyet dönemiyle günümüz dönemini, gündelik hayatı, kuşaklar arasındaki farkı, kültürel ve dini yaşamı karşılaştırabilir misiniz? Bize biraz bilgi verir misiniz bu konuda? Tabii ki en çok merak edilen hususlardan biri o. Haklı olarak Kırgızistan'ı tanımak isteyen özellikle Türkiye'den ve dünyadan insanların tanımak istediği şey o. Gündelik hayatta acaba ne gibi değişiklikler oldu? Buna bakıldığında mesela buradaki özellikle anlatılanlara bakıldığında Sovyet döneminde gerçekten çok ciddi baskılar olmuş, dini baskılar. Kültürel baskılar söz konusudur. Hatta enteresandır. Mesela Ramazan'da kimler oruç tutar diye bununla ilgili Sovyet döneminde materyalist yazarlar bunları şöyle açıklıyorlar. Yani özellikle fakir ve yoksul olan insanlar aç kalınca bunu geleneğe dönüştürdüler, sonra bunu dine dönüştürdüler. Yani böyle bir mantık. Yani bunu insanların özellikle dini inançlarını özellikle yok etmek ve sosyalist sistemi uydurmak için o dönemde çok ciddi olaraktan hem yasaklarla hem de özellikle yazarlarla yapmışlar bunu. Şimdi mesela buradaki yaşlı bir insanın anlattığı ilginç bir şey var. Sovyetler dönemi daha iyi anlamak için bu örneği vermek gerekiyor. Çocuklar okula gittiklerinde tabii ki orada Tanrı'yı inkar ediyor, Allah'ı inkar ediyorlar. Tanrı öyle Allah diye bir şey yoktur filan diye. Onlar akşamlar evlerine geldiklerinde dedeleri ve nineleri, babaları onlara şehadet kelimesi getirtiyorlar. Her gün. Yani böyle dramatik olaylar da var. Oğlum sizi şimdi biliyorlar çünkü. Şimdi Allah'a inkar ettirmek zorunda yani ettirmişlerdi size. Çok sorunlu durumdasınız. O yüzden siz dinimize, imanımıza sahip çıkmamız lazım diye gizli gizli bu çocuklara tekrardan dini telkinler veriyorlar ve bu şekilde ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu bakımda o dönem içerisinde tabii ki mescitler, yani mescit deniliyor burada, camiler kapalı, oruç tutmak yasak, hatta okulun girişinde ekmek dağıtılıyor. Yani ve oruç tutanlar varsa onlar cezalandırılıyor. İşçiler aynı şekilde. Yani proletarya vücudu sağlam olmalıdır. Dolayısıyla oruca ihtiyacı yoktur. Zaten onun ihtiyacı olan şey çalışmaktır gibi materyalist düşünceler üretiliyor. Ve bunları bir politika olarak da söylüyorlar. Şimdi bu süreci yaşayan günümüze baktığımızda peki toplumsal hayat nasıl yani dini hayatı ile falan diye nasıl diye bakıldığında gerçekten Türkiye'nin tam tersine ciddi, çok farklı bir tablo görüyoruz. Mesela şöyle söyleyelim, camiye giden insanların daha fazla namaz ve ibadet eden insanlar olarak yaşlı insanlar bilinir. Yani bir camiye gittiğimizde ikindi, yaz, öğle filan namazına filan gittiğimizde cuma ve bayramları namazları hariç genelde yaşlılar olur. Burada ise tam tersine. Ben mesela camiye gittiğimde kendimi yaşlı hissederim bu halimde. Yani gençler daha fazla camiye rağbet ediyor. Gerçekten bir susamışlık var. Kendi dinini mesela yasaklamış, kültürel değerlerinden özellikle baskı yoluyla uzak tutulması. Bunlar da yani Kırgız toplumunda, diğer Rusya, Sovyet dönemini yaşamış toplumlarda da bir susamışlık var. Yani insanlar özgürlüğüne kavuştukça dini hayata daha fazla sahip çıkıyorlar. Bu bakımdan Cuma günü falan mesela bizim Manas Üniversitesi'nin yaptırmış olduğu kampüs içerisinde büyük bir cami var. Buranın en büyük camisiydi. Şu anda da ikinci, üçüncü gelir. Cuma'ya gittiğinizde mesela taşmıştır dışarı kadar cemaat. Hem halktan hem öğrencilerden çok ciddi rağbet vardır. Yani ibadete karşı.
Şeylerde de bence vakit namazlarında da birçok Türkiye'deki camilerden daha kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan insanlar, özellikle genç insanlar, dinini öğrenmek istiyorlar, değerlerini öğrenmek istiyorlar, kendi kültürlerini öğrenmek istiyorlar. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. İyi hocam, güzel. Peki şimdi bir başka soru daha soracağım hocam. Şimdi sizin hakkınızda araştırma yaparken bir konuşmanızda iradelerden bahsetmiştiniz. Ve küresel irade, merkezi irade ve toplumsal irade olarak sınıflandırmada bulunmuştunuz. Sizce Kırgızistan ve Türkiye ilişkilerinde bu iradelerin ilişkisi nedir? Örneğin bize her zaman ata topraklarımızda bulunan soydaşlarımızın kendilerini Türk olarak görmediklerini, işte biz Özbeyiz, Türk değiliz, biz Kırgızız, Türk değiliz dediklerini anlatmışlardı. Ancak son yıllarda Kırgızistan'ın gerek Türkçe konuşma ve gerekse de Orta Asya Türk tarihi konusunda çok güzel çalışmaları var. Yani sizce Kırgızistan'da merkezi irade ile toplumsal irade birbiriyle çelişmekte mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, şimdi işin doğrusu merkezi iradeler arasında hem Türkiye hem de Kırgızistan devletleri arasında iyi bir ilişki var şu anda. Türkiye çok ciddi buraya yardım yapabiliyor, katkı sağlıyor ve bunu da gerçekten gönülden yapıyor. Herhangi bir çıkar için falan değil, gönülden yapıyor. Şu andaki Kırgızistan-Türkiye Manas'ı, görev yaptığım Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan'ın değil belki bu bölgenin hemen hemen ilk kampüs üniversitelerinden biridir. Kreşten başlar, doktoraya kadar kampüse çıkmadan da rahatlıkla okuyabilir. Böyle bir imkan var. Bunu Türkiye bunu yapmıştır. Ve bu aynı zamanda ciddi ölçüde Kırgızcanın da gelişmesine katkı sağladı. Yani birçok yayınlar var, Kırgızca yayınlar yapılmıştır. Çünkü Kırgızca bu modern dillerin arasında neredeyse küllenmek üzereyken, sadece bir halk dili olarak gözükürken, sonradan tekrar bu aktif hale gelmiştir Manas Üniversitesi tarafından ve bir eğitim ve bilim dili haline gelmeye çalışmaktadır. Daha kat edeceği yol var, yani dil olarak bilim diline sağlama açısından. Diğer taraftan şunu söyleyelim, yani halklar arasında nasıl bir şey bağ söz konusu? Tabii ki o dediğiniz şeyler var. Yani biz Türk değil Kırgız diyenler var, ama diğer taraftan da evet bir Türkiye Türk bilinci var. Onu da söylemeliyiz. Bunlar söylenebilir ama Türkiye'deki algı gibi değil tabii ki. Şimdi bu konuyla ilgili olarak benim mesela bir öğrencim vardı. Onun anısını anlatayım size. Kendisi 19 Mayıs Üniversitesi'ne gitti. Biz bir kız öğrencimiz. O geldikten sonra anılarını anlatmıştı ve çok sevdiğini söyledi Türkiye'nin ve ben bu kadar bilmiyordum. Biz aynı özellikle kökten geliyormuşuz, aynı kültürel değerli özellikle benimsiyormuşuz. Ve bunu şöyle bir şeyle anlattı. Hocam bir gün ben dedi bir yemek yemeye için bir lokantaya gittim. Lokanta varınca oradaki lokanta sahibi demiş, sen demiş yabancı mısın demiş. Evet demiş, ben yabancıyım. Nerelisin demiş. Ben Kırgızistanlıyım demiş. Kırgızistan yabancı olur mu demiş. Nasıl söylüyorsun öyle demiş. Ben demiş evet, tabii utandım diyor. Sonra yemeğimi yedim diyor. Çıkarken diyor şunu söyledi bana diyor. Para ödemek istedim diyor. Senin paran geçmez dedi diyor. Ben anlamadım. Yani nasıl geçmez filan. Hayır evet, diyor, bu benim ikramımdır. Senin paran geçmez. Dolayısıyla bu şekilde belki gençler arasında kültürler, bu öğrenci değişim programı, iş için giden özellikle insanlar, Kırgızistan, Türkiye'ye giden insanlar, bu oradaki özellikle Kırgızların, buradaki Kazak ve Özbeklerin Türkiye'deki karşılığın ne olduğunu yaşayarak öğrendiğinde çok daha farklı oluyor. Yani Türkiye'ye evet, adımlarını attığında onu hissediyorlar ama İşin doğrusu burada öyle bir şey yok. Bunun sebebi nedir? Sebebini işin doğrusu tam olarak
Yani araştırmak lazım ama sebeplerden bir tanesi de Rusya dönemi, özellikle Sovyet döneminde verilen eğitim sistemidir diyebiliriz. Bu açıdan ben çevresel iradenin, özellikle Türkiye'deki çevresel iradeyle ciddi bir potansiyel taşıdığını, ama bunun için daha yapılması gerekenlerin olduğunu söylememiz lazım. Buradaki tabii ki farklı ülkelerin kendi içerisinde özellikle Türk Birliği'ne karşı ya da İslam Birliği'ne karşı da politikalar var. Onu da düşünmek lazım ve ona göre hareket etmek lazım. İnşallah hocam ilerleyen günlere daha iyi, daha güzel günlere ulaşırız diye umut ediyorum. Peki bir başka soruya geçiyorum hocam. Şimdi Sorokin'in Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri adlı kitabında her bunalım kötü değildir eğer fırsata çevirirseniz diye bir bakış açısı vardır. Sizce bugünlerin yol açtığı bunalım havası bize ne gibi fırsatlar kazandırabilir? Evet, o meşhur söz Sorokin. Sorokin tabii aynı zamanda biliyorsunuz Rus kökenli bir sosyolog. Yani Sovyet dönemi başladıktan sonra artık ülkesini terk edip Amerika'ya yerleşen önemli sosyologlardan biri. Tabii o bunalımı çok iyi biliyor. O dönemde imparatorluktan, Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçiş gibi o dönem içerisinde Çarlık Rusya İmparatorluğu'nun bir aydını olarak Sovyet dönemine geçildiğinde o da kendisine yer aramak zorunda kaldı ve Amerika'ya gitti. Tabii onun bir sözü bu. Şimdi tabii COVID virüsüyle ilgili olaraktan birçok tabii ki değerlendirmemiz gereken hususlar var. Bazı şeylerin biz işin doğrusu kıymetini bilmiyorduk. Yani ne diyelim mesela işte arabanın kıymetini biliyoruz, evin kıymetini biliyoruz, tatilin kıymetini biliyoruz. Ama diğer taraftan her gün solumuş olduğumuz ve kesinlikle hayati olan havanın, suyun çok farkında değildik. Şimdi ve aile mesela dışarıda gezmenin, özgürlüğünün çok farkında değildik. Bunlar bize çok sıradan geliyordu. Hele sağlık dediğim şey bu kadar önemli hale gelebilir miydi? Ancak yaşlanınca, Allah korusun kaza falan olunca bunların farkına varıyorduk. Şimdi koronavirüs dolayısıyla bütün bu unuttuklarımızın hayati önemdeki özellikle unsurların bizi tanıma ve fırsatı verdi. Bunların önemini kavrattı. Ama diğer taraftan da çok iş yoğunluğundan dolayı insanlar çocuklarıyla, aileleriyle çok beraber olamıyorlardı. Şimdi zorunlu olarak beraber oluyorlar ve evet, çocuğuna zaman ayırabiliyor. Belki eşine zaman ayırıyor ya da evet kardeşler birbirine zaman ayırıyor. Bunun da böyle bir boyutu var tabii ki. Diğer taraftan tabii ki internet iki yönlüdür. Hem olumlu hem olumsuz yönlüdür. Ve bizim biraz da çok fazla alışkın olmadığımız, biraz da batılı teknolojik devletlerin alışkın olduğu bir sistem var tabii ki. Online ile iletişim kurmak, bağlantı kurmak. Biz telefonda çok konuşuruz, WhatsApp'ta falan ama üniversite anlamında, eğitim anlamında falan bakıldığında biz bunu çok fazla kullanamıyorduk. Şimdi özellikle üniversiteler için, hocalar için bir talim terbiye gibi oldu. Farklı online sistemlerle ders vermek. Bunu fırsata dönüştürülebilir. Şu anda bugüne kadar mesela Türkiye Yazarlar Birliği'ne gidip de bir fiil yerinde konuşmak gerekiyorken şu anda evet, bu bir fırsat olaraktan değerlendirdiniz. Ve biz de ne kadar arada mesafe olsa da gönül istediğinde rahatlıkla görüşme imkanı sunuyor. Bu açıdan koronavirüs buna da bir ölçüde bunun yolunu da açmış oldu. Ama tabii ki asıl olan bunun çok daha ileri boyutta birçok seviyede bu iletişim kanallarının açılması ve kitap, dergilerin veyahut da yayınların belki sesli ya da başka şekilde yayınlanması çok daha anlamlı olacaktır. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Çok yerinde tespitler yaptınız gerçekten. Şimdi, sizin şehir sosyoloji alanında da çalışmalarınız var hocam. Bu konuda bir soru sormak istiyorum. Şehirlerin insanın ruh hali veya toplumun davranışı üzerinde etkisi ne ölçüdedir? Ve bu etki tek yönlü müdür?
Yani insanlar da şehirlerin ruhunu etkileyebiliyor mu? Evet, işin doğrusu bununla ilgili meşhur bir söz var biliyorsunuz. İlk önce insanlar şehirleri inşa eder, evleri inşa eder, binaları inşa eder, sokakları yapar, caddeleri yapar, kamu binalarını yapar. Ama ondan sonra yapıldıktan sonra da o yapılan evler, binalar, sokaklar, caddeler, parklar ve diğer sanat ve kültürel dallar insanları inşa eder. Dolayısıyla evet. İki taraflıdır. İki taraflı. Bir tanesi binayı fiziki olarak inşa ediyor. O fiziki olarak inşa edilen şey şehir size sınırlılıkları ya da serbestiyeti tanıyor. Yani bu bakımdan ona ruhu veren nedir? Ona ruhu veren özellikle sizin hayata bakışınızdır, ontolojik bakışınızdır, idealinizdir. Siz nasıl görmek istiyorsunuz? Yani şehirleri nasıl görmek istiyorsunuz? Ve bu nasıl görmek istiyorsanız içerisinizde hangi neyi önceliyorsunuz siz şehirlerde? Yani şehirlerde mesela insanın özellikle mutluluğunu, huzurunu, dinlenmesini, rahatını, ibadetini, diğer değerlerini rahatlıkla yaşayabileceği bir mekan olarak mı değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda sizin içinizdeki ruhu inceleyip sanatlarla, mimari sanatla falan bunu ne kadar yansıtabiliyorsunuz? İçerinizdeki ne kadar özgünlük var, ne kadar taklit var? Bunu kesinlikle şehirlerde görebilirsiniz. Yani evet. Şehirleri bina yaparaktan gösterebilirsiniz. Yani şu anda İstanbul'a baktığımızda bu ya da başka şehirlere falan baktığımızda ne kadar bir özgün kent oluşturduk. Ne kadar buralar bizim tarihimize ne kadar benziyor, Avrupa'ya ne kadar benziyor ya da benzemiyor. Şimdi ben özellikle 2 yıl önce Semerkant, Buhara oralara da gitmiştim. Oraya gidince gerçekten oradaki ruhu, şehrin ruhunu, hala 15. 16. yüzyıldaki o sanat eserlerini yaşatıldığını görüyorsunuz. Yani bu sadece tarihi eserler falan değil. Ben 2000 dedim bir camiye gittiğimde çok güzel bir estetik bir mimarı var, mimarisi vardı. Dedim herhalde bu yakın dönemlerde yapıldı. Yani 10 yıl kadar falan, 2010 yılı falan gibi. Hayır dediler, pardon, bu dedim özür dilerim. Ne kadar çok eski dedim, herhalde 1700-1800'lerde yapıldı. Hayır hocam dediler, bakın tarihine dediler, 2010'da yapıldı. Şimdi şunu var, şunu söylemek istiyorum. Mimari yapılarda özgünlüğü asla terk etmiyorlar. Bu çok önemli. Aynı mimari yapıyı koruyabiliyorlar. Bu şehre bir kimlik kazandırıyor. Şehre bir ruh kazandırıyor. Ve onun aynı zamanda ustasından mimarına kadar bunu yaşatabiliyor. Okullarda aynı şekilde mimarlıkta okullarda eğitime bunu işin içerisine katabiliyor. Şu anda bizim üniversitelerimize falan bakıldığında planlama, şehir planlamaya falan bakıldığında ya da mimarlık bölümlerine falan bakıldığında acaba bu geleneksel mimari doku, mühendislik ne kadar kullanılabiliyor? Ha, kullanıldığı yerler var son dönemlerde. Özellikle AK Parti'nin iktidarı geçti, belediyeler falan geçirdikten sonra bazı yapılanmalar oldu. İşte Ankara'daki Saman Pazarı değil mi? Evet. Orada olduğu gibi. Veyahut başka İstanbul'da, Eskişehir'de Odun Pazarı mesela değil mi? Oraya falan bakıldığında Avrupa'dan ödül almış projelerdir. Neden? Çünkü kendi tarihi dokumuzu restore ederekten yeniden gündelik hayata kazandırdık. Orijinallik var yani. Eğer şehirler birbirine benzerse demek ki insanların kimlikleri de birbirine benzemiş demektir. Evet. Evet, maalesef onu görüyoruz. Ama şehirlerinizde ne kadar orijinallik varsa sizin kimliksel değerlerinizde aynı mimari özgünlüğünüz de var demektir. Bunlar kaybolmamış demektir. İşte biz gerçekten şimdi İran'a falan gidildiğinde İsfahan'a falan çok büyük yapıların olduğu söylendi ve ben de belgesellerden filan izliyorum. Ama o İran'daki çok o sanatsal yapıların kökeni kesinlikle Buhara'dadır. Yani Taşkent'tedir, Semerkant'tadır. Oradan Selçukluların o tarafa özellikle ciddi ölçüde katkısının olduğunu görebiliyorsunuz, özgünlüğüne olabiliyorsunuz. Ha şunu demek istiyorum ben. Yani bütün binalar da tabii ki geleneksel
kendi kimliğinizi yansıtan o olmak durumunda değil. Ama bu kimlikle, bu özgünlüğü koruyaraktan yeni arayışlar da yapılması gerekir. Tamamen bunu da söylemek istemiyoruz. Evet, o yüzden ben eğer bütün şehirler, dünyadaki şehirler bu özgünlüğünü kaybettiğinde, evet New York Dubai'ye benzerse, Dubai Şangay'a benzerse, Şangay İstanbul'a benzerse, o zaman insanların gezmesine çok fazla gerek kalmaz. Arayışına çok fazla gerek kalmaz. Çünkü birbirinin aynısıdır. Yani Kur'an'da da ne diyor Allah-u Teala? Yani biz diyor sizi farklılıklar üzerine yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye. Değil mi? Farklı kıldık diyor. Ve farklılık insanları çeker. Yani biz çatışma için genelde maalesef insanlar, insanlık bunu kullanıyor ama asıl birbirinizle tanışasınız diye, birbirinizle özgürlükle, farklılıklarla birlikte var olasınız diye yaratıldığına işaret etmektir. Allah-u Teala. Evet hocam. Aslında bu küreselleşmenin getirmiş olduğu bir tek tipleşmeyle de ilgisi olabilir mi hocam? Yani tek tip şehirler, tek tip insanlar, tek tip bir tüketim kültürü yaratmak gibi evet, proje. Tabii ki modernizmin getirdiği maalesef en önemli insanla katmış olduğu olumsuz unsurlardan bir tanesi bu. İnsanları tek tipleştirmesidir. Aynıleştirmesidir, benzeşmesidir. Bu gittikçe aynı şekilde. Yani bizim 100 yıl önce giymiş olduğumuz Türkiye'deki elbiselerle Kırgızistan'daki elbiseler, yemek kültürü, Amerika'daki elbiseler, yemek kültürü, Japonya'dakiler, Hindistan'dakiler farklıydı. Ama şu ana bakıldığında hemen hemen hepsi. Yani burada tüketimin de özellikle giyim kuşamın da tek tipleştiğini görüyoruz. Aynıleştiğini görüyoruz. Özgünlüğünün kalmadığını görebiliyoruz. Bu aslında insan doğasına da çok doğru bir şey değil. Yani insanlar farklılık üzerine, iklimsel farklılıklar, coğrafi farklılıklar, değersel farklılıklar bunlarla var olur. Yani herkesin pop müziği dinlediğini yapıp ve bunu yaydığını düşündüğünüzde ne anlamı kalır? Yani ben Türkiye'ye gittiğimde türkü dinleyeceğim. Buraya geldiğimde Kırgızistan'a Manas dinleyeceğim, değil mi? Yani herkesin bir özgünlüğü var. O çeker bizleri. Böyle bir dolayısıyla tek tipleşme, biraz da küreselleşme dediğimiz unsur, işin doğrusu kültürel farklılıkları ve zenginliği ciddi ölçüde zedelemektedir. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Son bir soru soracağım hocam müsaadenizle. Artık pek çok yerde ekonomi merkezinin Avrupa'dan Asya'ya doğru kayacağı söylenmekte. Ama bu kaymadan kasıt genellikle Çin, Japonya, Güney Kore gibi hani hali hazırda önce olan devletlerdir. Yani kasıtlı devletlerdir. Sizce Orta Asya'daki Türkiye devletlerin geleceğin siyasetinde ve ekonomisinde etkin bir rol oynayabilecek kapasiteleri var mıdır? Yani şu anda tabii ki bunu söylemek çok zor. Fakat buna yakın potansiyeli olan en yakın ülkelerden bir tanesi Özbekistan'dır diyebiliriz. Orta Asya içerisinde hem nüfus bakımından hem de oranın maddi imkanları bakımından toprakların oldukça verimli olması ve en önemlisi de çok medeniyetinin çok üretken bir medeniyete, insanların üretken bir topluluğa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir dinamik bir yapı var. Tabii ki İslam'dan önce de burada Soğutlar vardı. Soğutlar dediğimiz Özbekistan'da özellikle yaşamış bir ne diyelim kabile gibi ve daha sonra devlet kurmuş olan kişiler baharat yolunun en önemli tüccarlarından biri ta Çin'e kadar. Her şehirlerde de kolonileri var bunların. Dolayısıyla Özbekistan bu anlamda tarihi itibariyle, potansiyel itibariyle oldukça iyi. Şimdi tabii ki burada Rusya'nın çok ciddi etkisi var bu ülkeler üzerinde. Bu bir realitedir. Hem kültürel anlamda, çünkü yaklaşık olarak 70 yıl beraber yaşamışlar ve bu özellikle hakim kültür, egemen kültür olarak Ruslar gerektiğinde kültürel anlamdaki aydınlarını falan da
maalesef onları yok etmişlerdi. Yani şu anda burada Bişkek'te Atabeyt'te bir yer var. 137 iki tane insan şehit edilmiş burada. Ve bunlar da işte Kırgızca'nın tamgaları dediği harflerini oluşturmaya çalışmışlar. Dilini geliştirmeye çalışmışlar ama o dönem içerisinde Sovyetler Birliği için bir tehdit unsuru olarak ortadan kaldırılmıştır. Bu açıdan buradaki potansiyeli bence çok sağlıklı bir şekilde yürütmek lazım. Uluslararası'na açma anlamında da iyi değerlendirmek lazım. Yani iyi bir stratejinin yapılması gerekiyor. Var olan buradaki ülkelerle uyum içerisinde ama hedefi olan bir durum olması gerekiyor. Küreselleşmedeki bu son dönemlerdeki husus neyi ortaya koyar? Küresel iradelerin gücü şu anda birbiriyle sınanıyor. Evet. O gücün sonucu aynı zamanda buraya yansıyacak. Çünkü Wallerstein'in deyimiyle burası yani şeydir, çevre ülkedir. Yani çevre ülke. Bir merkez ülke var biliyorsunuz, yarı merkez ülke. Bir de çevre ülke var. Dolayısıyla Kırgızistan çevre ülkedir. Türkiye de yarı çevre ülkedir. Bu bakımdan çevre ülkeler genelde yarı çevre özellikle de merkez ülkelerle hareketine göre şekil alır. Evet hocam. Yani açıkçası hiçbir şey belli değil gibi oluşan güç evet. Dengesi, güç mücadelesinin sonucunda oluşacak gibi. Burada yani hocam, çok fazla yani dünyada dalgalanmalar olsa da burada çok fazla dalgalanma olmayabilir. Evet. Yani bu biraz şu andaki yaşanan koronavirüsten mesela bu bölgeler çok batıdaki giler gibi dalgalanmadı. Çünkü uluslararası ilişkiler sınırlıdır belli ülkelerle. Aynı zamanda üretim de aynı şekilde kendine yetecek kadar olmaya çalışan bir potansiyele sahip. Ama uluslararasına açıldığında, rekabete girdiğinde o zaman burada oradaki dalgalanmalar buraya çok ciddi yansıyabilir. Ama şu anda değil tabii ki. Tamam hocam. Peki teşekkür ediyorum hocam. Vakit ayırdığınız, cevap verdiğiniz için. Benim sorularım burada bitti hocam. Sizin eklemek istediğiniz başka konularda var mı? İletmek istediğiniz başka mesajlar? Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Böyle bir programa davet ettiğiniz için. Aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği'nde tabii biz birlikte çalıştık. Evet, oradaki Mehmet abilerle, Musa Kazım hocamızla, İbrahim abilerle ve diğer özellikle aydınımız ve mümerler insanlarla. O yüzden de önceden birlikte çalıştığımız ve Türkiye'ye çok ciddi ölçüde münevverlik anlamda bir rehber olan Türkiye Yazarlar Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların devamını diliyorum. Mütevazi çalışmalarınız var. Özellikle Genç Kafe olaraktan onu da izlemeye çalışıyorum. İnşallah bu potansiyel sürekli olaraktan devam eder. Ve gelenek sizinle inşallah devam edecektir. O yüzden bütün arkadaşlara, özellikle genç arkadaşlara, bizi dinleyen arkadaşlara hayırlı akşamlar diliyorum. Sahura yaklaşıyoruz. Biz evet, burada hocam. 3 saat bir fark var. Herkese şimdiden hayırlı sahurlar diliyorum. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de sizin ve izleyenlerimizin gelecek Ramazan bayramını da kutluyorum. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın.